Şimdi bu konuyu konuşacağız. Önemli iki şiddet görüntüsü şu anda ekranlarınıza geliyor. Artık daha sıklıkla görmeye başladık bu tür saldırıları. Toplumda şiddet unsuru barındıran, büyük acılarla da sonlanan birçok hadiseye şahitlik ediyoruz. İşte o görüntüler şu anda ekranlarınızda. Acaba son dönemde bu tür şiddet neden ön plana çıkıyor? Özellikle de çıktığı noktalardan biri maalesef trafik. Trafik canavarları ve magandaları neden arttı? Bu davranış yönteminin ve şiddetin temeli ne? Bu soruları soracağız. Çok değerli bir konuğumuz var. Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü ve psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan. Sayın Tarhan, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Az önce görüntüleri de ekranlara getirdik. İki farklı şiddet haberini paylaştık. Biri aylar öncesinde yaşandı. Üstelik de Türkiye gündeminde uzunca bir süre yer aldı. İkincisini de maalesef bu hafta yaşadık. Her iki olayda aslında benzer unsurları içeriyor. Özellikle şunu sormak isterim. Neden trafikte bu tür görüntüleri sıklıkla görmeye başladık? Tabii bu yaşanan olaylar tabii ilk ne de son olacak muhakkak bu tarz olaylar ortaya çıkıyor. Şimdi bu kişileri böyle trafik magandası olan failleri incelediğimizde 3 tane insan tipi ortaya çıkıyor. Birisi kriminal tipler ortaya çıkıyor. Kriminal tipler suça becerikli ve engellenmeye eşikleri düşük. Her istediklerinin olmasını istiyorlar. Ve aynı zamanda bu kişiler öfkeyle sonuç almayı, şiddetle sonuç almayı doğal kabul eden, normu kabul eden kişiler. Ve bilerek yapıyorlar bu kişiler. Yani bir diğer grup var, böyle öfke kontrol, trafikte maganda olarak görünen kişiler. Bu kişiler bir bağımlılık, madde kullanan kişiler. Ya alkol etkisi oluyor, ya bağımlılık etkisi oluyor. Ya üçüncü bir kişiler var, bu grup kişiler de gizli depresyonda olan kişiler. Depresyonunu öfke şeklinde yaşıyorlar, ifade ediyorlar. Yani aslında daha sonradan da pişman oluyorlar, niye yaptım, niye yaptım diye. Ve büyük büyük çoğunluğu da üçüncü grupta, onu söyleyeyim. Yani bu kişi eğer pişman olduysa, ya niye yaptım, niye bir kadına böyle davrandım, niye böyle bağırdım, niye başörtüsünü çektim diyorsa bu üçüncü gruptandır. Ve bu önlenebilir olan şiddet grubundadır. Tedavisi ve çözümü olan şiddet grubundadır. Ama kriminal tip birisi ise şiddet işleyen, yani kriminal tipi böyle suça becerikli, böyle merhamet duygusu olmayan, acımasız bir kişi ise, bu kişilere ceza verilirse bile asgariden değil azamiden vermek lazım bu kişilere. Çünkü bu kişiler suçluluk, pişmanlık hissetmiyorlar ve gerçek maganda bunlardır. Yani burada bu kişilerin böyle mahkemeye çıktığı zaman kravat taktı diye hakimler, savcılar bu kişileri bırakmaması gerekir. Bu kişilerin çünkü suç işlemekten, yılan nasıl zehirlemekten zevk alıyor. Bu kişiler de öfkeden öyle zevk alıyorlar. Evet. Şimdi hedef aldıkları kişiler bakımından da değerlendirmenizi rica edeceğim. Çünkü bir tanesinde ilk vakada hamile bir kadın vardı. Diğerinde ise geçtiğimiz günlerde yaşananda da yine aslında bir kadını görüyoruz. Şiddeti evet, yöneltildiği kişi bakımından. Yani özellikle güçsüz kişiler mi seçiliyor? Ne söylemek istersiniz? Yani şimdi buradaki şu andaki meşhur söylemle kadına yönelik şiddet. Şimdi bu şiddeti kadına yönelik şiddet olarak mı algılayacağız yoksa zayıfa yönelik şiddet mi olarak algılayacağız? Şimdi kadına yönelik şiddet dediğimiz zaman kadın erkek kimliklerinin savaşlarına itmiş oluyoruz. Bu şiddet böyle yolda, trafikte olduğu gibi evde de oluyor. Yani evdeki böyle görüntülenemiyor ama evdeki şiddet de bundan farklı değil aslında. Bu yani kadına yönelik şiddet değil, zayıf, kendini savunamayacak kişiye yönelik şiddet. Koruma ve savunması olmayana yönelik şiddet. Yani şimdi burada niyet okuyucular şöyle de okuyabilir. Bak, başörtülü kadına şiddet uygulandı. Bu da görünüşte doğru gibi ama gerçek öyle değil. Yani o kişi görünüşte öyle başörtüsünü çekmesi kötü niyetli olsa öyle de okuyabilirsin. İşte hamile kadına yapılan şiddet de çok ilginçtir. Yani o anda zaten öfke anında insanın beyin kimyaları aşırı, mesela noradrenalin gibi kimyasallar var. Karanlığın beş atlısı denilen beyinde beş grup kimyasal var. Bu kin, öfke, nefret, kıskançlık, düşmanlık.
bu dört duyguda beyin kendine yönelik bir kimyasallar salgılıyor. Öfkede de öyle. Öfkede bütün vücutta enerji kaynaklarını kana pompalar. Savaş kaç tepkisi veriyor çünkü. Enerji kaynaklarını kana pompalar ve yağ asitleri artar, glukoz artar, kanda şeker artar, damar direnci artar, tansiyon yükselir. Savaş veya kaç tepkisidir. Burada savaş tepkisi verdiği için kişi artık gözünü hiçbir şey görmez. O kişiyi düşman gibi görür, kendisini engelleyen kişiyi. Yani böyle kişiyle karşılaştığı zaman mağdur olan kişi, ona o anda öfke veren kişiye tepki verirse, bu durumda güç savaşları başlar, kişilik savaşları. Gücü zayıf olan kaybeder. Böyle durumlarda akıllı olan kişiler nasıl davranmalı? Mesela aynı durumda büyük ve bizim bizim kültürümüzü etkileyen önemli kişilerden İmam-ı Azam Hanefi mezhebinin kurucusunun bir hikayesi vardır. O talebelerle giderken uzun boynuzlu bir öküz geliyor üzerlerine doğru. İmam-ı Azam yolunu değiştiriyor hemen. Talebeleri diyor, ne o hocam korktunuz mu öküzden diyor. Onun boynuzları varsa benim de aklım var diyor. Bak, yani şimdi burada bir şiddetle, öfkeli insan hisseden beyniyle hareket ediyor. Düşünen beynini devre dışı bıraktırmış. O kişinin hisseden beynini değil de düşünen beynini harekete geçirdiğiniz zaman o kişiyi kendi savaş alanınıza çekersiniz. Kendi savaş stratejisine. Mesela ailede diyelim eşiniz bağırıp çağırmaya başladı. Ona şöyle deseniz ya biraz yavaş konuşur musun seni anlamak istiyorum derse o şimdi hisseden beynin değil düşünen beyni devreye girecek. Düşünen beyni devreye girince ne yapacak? Ya bu beni bir anlamak istiyor. Eğer yavaş bağırmak mümkün olman düşünmeye başlayacak. Ben hiç unutmam, ben böyle bir olgu yaşamıştım trafikte. Yani bir araba arkadan başka bir arabaya çarptı. Öndeki araba büyük bir öfkeyle çıktı böyle. Yani saldıracaktı karşı tarafa. Diğer arkadaki arabadaki inen elini uzattı. Geçmiş olsun kardeşim, ne gerekiyorsa yaparız dedi. Adam birdenbire bıraktı elindeki levyeyi. Yani onun için burada öfkeyle gelen kişiye nasıl akılımızla davranmamız önemli. Biz genellikle bu öfkenin sonucunda cinayetlerin vesaire çıkmasının sebebi öfkelenen kişiye o bağırıyorsa sen de ona bağır, o tabak fırlatıyorsa sen de ona fırlat ya da o senin üzerine geliyorsa sen de üzerine gel gibi yaklaşımlarına. Yani eğer baksanız öyle akıl sözlerden anlamayacak birisi ise donup şu anda donakalım tepkisi vermek gerekiyor. Donakalım tepkisi. Yani hiç sessiz kalıp beklemek lazım o kişilere. Donakalım tepkisi de onun şiddetin ilerlemesini engeller. Donakalım tepkisi vermeyip de ona da cevap yetiştirmeye çalışmak, orada onun zaten muhakemesi bozulmuş, zihin kontrolü bozulmuş, ona daha çok olayı büyütmeye sebep oluruz. Ama böyle durumlarda tabii kendimizi ezdirmeyeceğiz ama aklımızı kullanarak, yani burada kendimizi biz hislerimize değil aklımızla koruruz. Ya araçtan çıkmamak mı lazım? Mesela diyelim ki işte sakinleştirmeye çalıştı ama olmadı bir şekilde. Trafiği konuştuğumuz için özellikle soruyorum. Mesela araçtan çıkmaması mı lazım acaba kişinin? Tabii araçtan çıkmayacak. Mümkünse hemen şeyi kapayacak. Pencereleri kapayıp donakalım tepkisi verecek, bekleyecek. Mesela telefonunu açmış, kayıt alıyor. O da öfkesini artırır karşı tarafın. Böyle durumlarda. Zaten böyle durumlarda o öfkelenen kişi bağıra çağıracak bir iki arabayı tekmeleyip gidecektir. Dışarı çıkıp yani eğer sözden anlayacak gibi bir izlenim varsa çıkıp yapılabilir. Ama yani kişi böyle durumlarda donuk ifadesiz tepki vermek gerekiyor. Çünkü evet. İfadesiz tepki verince karşı taraf kendisini sizi düşman gibi görmemeye başlayacak. Başlıyor. Bu ilk tepkide böyle bu şekilde tepki vermek, yani şiddet davranışıyla yaklaşan birisine gelirse, yani böyle durumlarda ilk tepkimiz genellikle dediğim gibi donakalım tepkisi olup dur bekle olması gerekir. Karşılık vermemek gerekiyor. Yani bunu yani eğer tepki vermeye çalışırsak olumlu, eğer bir risktir bu böyle durumlarda. Yani ben hiç unutmam, rahmetli Ayhan Songar hocamız vardı. Bu Mehmet Ali Ağca ile yaşadığı bir olay vardı onun, enteresandır. Mehmet Ali Ağca şeye giriyor, kapiste, adli tıpta gözleme gelmiş. O da gözlemci olarak onu inceliyor. Daha sonra orada çalışan, bana yanındaki o çalışanı esir alıyor kafese, hapiste, hapisteki odaya, hücreye.
ve onun üzerine ya beni bırakırsınız ya öldüreceğim diyor bir şekilde. Öyle bir pozisyon oldu, hiç basına yansımadı bu bilgi. Daha evet. Sonra Ayhan Hoca o durumda karşı taraf böyle kurtulmak isteyen, öfkelenmiş bir basına yansımış bir kriminal birisi. Şimdi onun üzerine Ayhan Hoca ne yapıyor? Seninle konuşmamız lazım diyor. İnsanın hayatında bazı önemli kararlar vardır diyor. Bu kararları doğru zamanda doğru kararlar almamız lazım diyor. Onu ikna ediyor. Ve ikna ile bak hapisten böyle şey çıkaracak, olay çıkaracak birisini ikna ederek çıkarıyor. Mesela benim ilgimi çeken bir ciddi bir örnektir o. Yani evet. Orada söylediği sözler çok önemli. İnsan hayatında bazı önemli kararlar vardır. Önemli kararlar alırken burada düşünerek hareket etmesi lazım. Senin de düşünerek hareket etmen lazım. Şu anda senin bu çalma senin kararına mı değil mi? Bunun bak eşi, ailesi var, çoluğu çocuğu var. Buna zarar vermek senin faydana mı değil mi diye ikna ediyor. Bu bir yöntemdir mesela. Bu gibi yöntemler öfke anında insanlarla karşı yaklaşılabilir ama olaya özgüdür bunlar. Şimdi oradaki hanımefendinin yerinde kamerayla çektiği zaman karşı taraf daha da öfkeleniyor. Yani bu beni tespit edecek, daha çok saldıracak tehdit diye. Tehdit olarak böyle, algılıyor herhalde. Yani tehdit olarak algılamış, daha da çılgına dönmüş yani o tepkide. Yani böyle durumlarda yani şeyin tarzında çevredekilerin tabii böyle durumlarda insan daha çok çevredeki gelip geçenler de soğukkanlı bir şekilde yani burada duygusal zekası üstün kişiler bu öfke yönetimini iyi yaparlar. Yani Sayın Hocam sözünüzü bölüyorum, özür dilerim ama çok önemli bir konuya temas ettiğiniz için sormak istiyorum. Her iki olayda da aslında saldırıyı gerçekleştiren kişilerin yanında birileri var. Diğerinde kardeşi vardı, burada eşi olduğunu görüyoruz saldırganın yanında. Onların da aslında tepkileri saldırıyı gerçekleştiren kişiden çok da farklı olmuyor. Siz az önce dediniz ya sağduyulu bir şekilde engellemeye çalışanlar da olabilir çevreden diye. Bu durumu neye bağlıyorsunuz? Tabii böyle bir durumda genellikle öfke bulaşıcıdır. Bulaşıcıdır. Öfke, yani insan öfkelenen kişiye sevdiği kişiler onun öfkesini satın alırlar. Burada sevdiği, bağlandığı, hayran olduğu kişiler onun öfkesiyle satın alırlar. Hatta onun öfkeliliğiyle beslenirler. Öfke öyle bir duygudur ki ilginç. Öfkeyle beslenen kişilikler vardır. Öfkelenmediği zaman rahatsız olurlar. Ben hiç unutmam böyle bir eczacı bir şeyimiz vardı, dostumuz vardı. Sabah kalkar kalkmaz her şeyle kavga ediyor. Kendisiyle kavga ediyor, öfke ediyor diye eşi zorla getirdi bir gün. Zorla getirdi, öfkelendiği için kalp krizi geçirecek diye korkuyorum dedi. Getirdi, baktık öfkesinin arka planında gizli depresyonu var. Gizli depresyon olduğu için o depresyona beyinde serotoninleri azalmış. Onu artıran uygun ilaçlar verdik. Birkaç hafta sonra geldi. Aile de memnun, kendisi de memnun. Ya hiç öfkelenmiyorum artık falan dedi. Bir 6 ay sonra ben ilacı keseceğim diye tutturdu bu. Ya bak tansiyonun normale geldi, daha iyisin. Niye kesiyorsun? Ya ben bağırıp çağırmayınca kendimi kadın gibi hissediyorum dedi. Mesela. Bak bu da ilginç yani. Öfkeyle besleniyormuş demek ya. Ben güçlüyüm, güç bende, kontrol bende diyerek egosunu tatmin ediyormuş. Bu artık terapi gereken bir durum. Yine böyle öfke kontrolü olan ben bir öğretmen biliyorum, bağırdığı zaman okul inlermiş böyle. Bağırdığı zaman geldi, ya ben böyle olmak istemiyorum, ben bu değilim dedi. Lütfen benim bu öfkeme bir şey bulun dedim. Baktık beyinde serotonin azalmış. Arkasında örtülü, maskeli bir depresyon var. Yani ona verdik uygun ilacını. 3 hafta sonra geldi, ya dedi doktor bey bu kadar da olmaz ki dedi. Öğrenciler sıranın üzerine çıkıyor, gene kızamıyorum dedi. Evet. Yani bak burada, yani bu öfkenin arka planında birçok öfkenin çoğu önlenebilir öfke. Aile içindeki şiddetin çoğu da önlenebilir şiddet, emin olun. Bu olayların %60-70'i eğer bir klinik olgu çoğu, yani bunlar uzmana gitseler, tedavi olsalar vakaların çoğu öfke kontrolü konusunda %50 avantaj sağlar. %50 de terapi yapılır gerek. Onun için yani öfke kontrolü sorunu olanlar varsa bunun çaresi yok demesinler. Muhakkak öfke kontrolüyle ilgili dürtü kontrol yöntemleriyle terapi yapılıyor. Uzun bir yöntem ama çok şu anda çok psikiyatride çok güzel ilaçlar var. Uyuşturucu olmayan, bağımlılık yapmayan
böyle araba kullananların, çalışanların, öğrencilerin kullandığı ilaçlar var. O ilaçlarla öfke kontrolünü %50-60 oranında toplumda azaltmak mümkün. Yani bunun için burada bu zamanda da öfke kontrolü geçmiş 50 sene önceye göre arttı. Çünkü sosyal hareketlilik var, ekonomik hareketlilik var. İnsanlar daha çok şey istiyorlar ama daha güçleri, sınırları daha az. Yani ciddi bir tüketim çılgınlığı var, tüketim ekonomisi var. Yani anne baba, aile, yani soruyorsunuz neden sinirlisiniz? İşte ekonomik durum diyor. Bakıyorsunuz yani aslında o kişinin geliri temel ihtiyaçlarına yeter. Ama hep daha da şu olsun, daha da şöyle olsun. Yani böyle çıta yükselmiş, beklentilerimiz yükselmiş. Yükselince, elde edemeyince öfke ortaya çıkıyor. Yani bu işi modernizmin getirdiği öfke çıtasındaki yükselme de burada öfkeyi artıran bir sebep. Ve Cinsiyetlere narsizmin göre yükselmesi. farklılık gösterir mi Sayın Hocam? Efendim? Cinsiyetlere göre farklılık gösteriyor mu acaba? Kadınlarda Ya, mı bu oran yüksek, daha fazla erkeklerde mi? tabii duygu ifadesi burada. Kadınlarda duygu ifadesi öfkelenecek bir durum olduğu zaman, engellendiği zaman, böyle kendini kötü hissettiği zaman kadınlarda duygu ifadesi ağlama şeklinde. Onun için üç misli daha fazla kadınlarda depresyon vardır. Ama erkeklerdeki depresyon duygu ifadesi öfke şeklindedir. Yani beyindeki yapılanma nedeniyle öfke kontrolü eğer erkek veya kadın kendilerini duygu eğitimi yapmışlardı, emosyon regülasyon dediğimiz duyguları yönetme eğitimi vermişlerse öfke kontrolünde ve ağlama kontrolünde yerine ve zamanına göre kontrol edebilirler. Yani aslında erkeğin öfkeli olması demek kadının ağlaması ile eş değerdir. Yani bunu bilmek gerekir. Yani öfke erkeklerde 2-3 misli daha fazla. Yani öfkeyi daha doğrusu duyguları öfke şeklinde ifade etme, öfkelilik durumu. Mesela bazı durumlarda duygu durum bozukluğu rahatsızlıkları var, öfkelilik şeklinde ortaya çıkıyor. Aslında arka planda bakıyoruz ki eşik altı duygu durum bozukluğu var. Kişi öfkeliliği hastalıktan kaynaklanıyor, duygu durum düzenleyici tedavilerle düzelebiliyor. Bunun için böyle öfkeli olup sonradan pişman olanlar varsa tedavisi var ve bir planlı bir tedavi yapılırsa çok faydalanıyorlar. Ama öfkeyle besleniyorsa, öfkeden vazgeçmek istemiyorsa bedel ödemesi lazım bu kişilerin. Yani bu kişilere bedel ödetmek, iç kontrol yapamıyorsa bu kişiler dış kontrol gerekiyor. O da davranışların doğal sonucunu yaşatmak gerekiyor. Evet. Gerekiyorsa ceza verilir, gerekiyorsa mahrum bırakılır. Yani aile içerisinde de bu geçerli. Anne, baba, çocuklar arasında. Yani öfkeyle sonuç almayı çocukluğumuzu öğreniyoruz biz. Öfkeyle elde etmeyi, ya çocuğumuz küçük yaşta böyle öfkelilik yaptığı zaman vur oğlum, amcan sana hediye alacak, aslansın oğlum, bağır oğlum, amcan seni diyor. Gerek çocuklarımızı büyütürsek o çocuk ne olur? İleride öfkeyi öğrenir. Öfke öğreniliyor bu nedenle. Yani öfkeliği küçük çocuk, küçük yaşta biz farkında olmadan kültürümüzü de öğretiyoruz öfkeliliği. Yani öfkeyi yalnız bastırmak doğru değil. Bak, öfkeyi öğütmek gerekiyor. Öfkeyi bastırdığımız zaman içimize yöneliyor, tansiyon yükseliyor, damar direnci artıyor, tansiyon yükseliyor, mide bağırsak spazm oluyor, bağışıklık sistemi baskılanıyor, alerjik hastalıklar çıkıyor. Birçok hastalık içe yönelmiş öfkeyle ilgili. Yani öfkeyi öğütmek öğütmek nasıl olacak peki? Öfkeyi bastırmak, yok etmek mümkün değil, doğru da değil zaten. Öfkeyi öğütmek, öfkeyi yönlendirmek gerekiyor. Mesela birçok öfkeli kişiler müziğe, sanata, resime yönelmek, yani toplumu öfkeliliği, aile içinde şiddeti azaltmak için ceza vermek yerine emin olun, bak sanata, müziğe, edebiyata, bu gibi alanlara, insanlara, inançlarına, geleneklerinde bazı öfkeyi yönetemez, teşkilatında, Osmanlı'da kasaplara bir ay bahçıvanlık yaptırırlarmış, merhamet duyguları azalmasın diye. Çünkü merhamet duyguları azaldığı zaman öfkelilik artıyor insanda. Acaba karşı tarafı karınca gibi görmeye başlıyor merhamet duygusu olmayan kişi. Yani bu kasaplar da hani böyle bir kültürden geliyoruz biz. Hatta öyle ki yumurta kabuğunu bile soyduktan sonra parmak kırmayın, öfkenizi pek beslemeyin denir. Bu dergahlardaki eğitimlerde, kültür, Anadolu irfanında bu öğretilir. Bütün bunları biz terk ettik. Yani bunları yeniden kazanmamız gerekiyor ve bunları yeniden bilimsel olarak kazanmamız gerekiyor. Yani Evet. bilimsel bunların bilimsel olarak dünyada artık bunlar keşfedilmeye başladı. Yani öfke kontrolünde insanın
nefsini, içindeki vahşi duygular kontrol etmenin bilimsel metodolojisi var. Tasavvufla bilimsel sentez yapıldı şu anda. Bunları yapabilirsek eğer, emin olun, yani öfkesini ifade etmeyi öğrenir, aile içerisinde şiddet konusunda ve dayanıklılık eğitimi veriyoruz mesela, modülü var. Doyum erteleme modülü var. İstekleri, öfke kontrolüyle ilgili modülü var. Stres yönetimi modülü var. Modül modül bunları insanlara öğretiyoruz. Bunları öğretirsek emin olun birçok öfke olayları azalır. Öfkelilik alayları, yani bu kimseyi alıp sallandırsanız bile azalmaz ki. Çünkü bunun doğru sebebini bulmamız, nedenini bulmamız lazım. Şimdi yani bu burada, tür... Yani öfkeyle, evet. Cümlenizi tamamlayın hocam. Bir soru daha soracağım bu anlık öfkelerle ilgili. Buyurun, eklemek istediğiniz şey neydi bir önceki konuyla ilgili? Yani burada yani öfke kontrolünde en önemli kişi önce öfkeye itfaiyeci modeliyle yaklaşması gerekir. Öfkeye olduğu zaman itfaiyeci ne yapar bir yerde yangın varken? Önce gider, söndürür, soğutur, ondan sonra sebebini araştırır. Bunlar anlık öfkeler için değil mi hocam bu söylediğiniz? Çünkü sizin 5 maddelik bir yönteminiz var. Mesela bu kişiler arabadan inmeden önce hemen yan tarafa belki sözlü ya da fiziksel bir saldırıda bulunmadan önce ne yapmaları gerekir? Tabii yani burada böyle durumda arabada duruyorsunuz. Böyle ilk öfke anında karşılaştığımız zaman önce öfkeyle ilgili kendimizi korumaya almamız lazım. Yani tepki vermek değil. Yani bu karşımızda eli silahlı birisi geliyor. Sen fiziksel olarak bir kadın olarak ona savunamazsınız. Öyle birisi geliyor. Böyle durumlarda hemen onun karşı tarafın öfkesinin yangının, o kişi böyle bir yangındaki bir şey gibidir. Yangını söndürebileceksen söndüreceksiniz. Yoksa artırmamaya bakacaksınız onu. Yani karşı tarafın öfkesini artırmamak için ne yapabilirim? Arabanın penceresini kapatacaksınız. Kendinizi güvenliğe alacaksınız ve bekleyeceksiniz. O kişi bağıracak, güvercek, ağzından köpükler saçılacak. Siz ona boş boş böyle yani ne yapıyorsun sen, aklın başında mı gibi böyle bu şey dona kalın bakışı yapacağız burada birincisi. İkincisi böyle durumlarda öfkeyi işte öfke anında kendimizdeki öfke var, bir de karşı taraftaki öfke var. Öyle yaptıktan karşı taraf böyle durumlarda tepki vermezsek elinde silah varsa bile o silahı kullanmıyor insanı. Yani onun geçmesini bekleyeceğiz. 5 dakika bile olsa bekleyin. Şu anda şeyde vardır böyle, hani ormanda gece kurtla karşılaştınız diyelim. Eğer kurtla karşılaştığım zaman ormanda ne yapıyorsak onu yapacağız. Kurtla karşılaştığım zaman korkup titrerseniz yahut da kurtun üzerine saldırırsanız kurt da size saldırır. Ama kurtla karşılaştığım zaman vahşi kurtla ormanda donup kalıp kurt size bakar, siz ona bakarsınız, kurt size bakar, ona bakarsınız, böyle hiç parmağınızı kımıldamadan durursanız kurt bir müddet sonra bakar, yani bundan bir zarar gelmeyecek bana der, çeker gider. Aynı bu şekilde böyle kişiler karşılaştığımız zaman onun ezberini bozacak şey yapalım, donup kalıp bekleyelim. Yani burada trafikte magandayla karşılaşan kişilere dona kalın tepkisiyle karşılık verelim, bunu söyleyelim. Daha sonra o çekip gittiği zaman da yolumuza gideriz. Eğer onun, o kişinin yanındaysak böyle durumlarda belki o kişi de, öfkelenen kişi de haklı da olabilir. Gelenen, belki haksız yere biz farkında olmadan onu sinirlenecek bir şey de yapmış olabiliriz. Yani böyle durumlarda, bazı durumlarda mesela baktınız geliyor ama öyle tehdit edici bir durum yok. Kardeşim ben herhalde yanlış bir şey yaptım, farkında değilim, kusura bakma deyip yani böyle bir şekilde kendi kusurumuzun farkına vardığımızı da hissettirirsek ona, karşı tarafta eğer çok dejenere birisi değilse, dejenere psikopat dediğimiz tip değilse, o kişi de böyle durumlarda hemen alttan almaya başlıyor. Evet. Böyle yaklaşımlar, yani gelen kişiye göre öfke krizine karşı eğitim almamız lazım. Şu anda bununla ilgili en güzel yöntem öfke kontrolü eğitimidir. Yani karşı tarafın öfkesini de kendime ne yapacağım önemli, kendi öfkem geldiği zaman da ne yapacağım önemli. Bununla ilgili öfke kontrolü eğitimi modülleri var. Bunları öğretiyoruz. Bu modülün en önemli özelliği, yani sebebe gitmemek gerekiyor. Ya bir şey yapmadım ki, ne bağırıyorsun kardeşim filan dediğiniz zaman yangını daha çok artırırsınız. Bak, yangıncı modeli onun için önemli. Yangın çıktığı zaman neden çıktı diye yangın araştırmazsın. Önce soğutursunuz, söndürürsünüz, soğutursunuz, ondan sonra yangını, sebebini araştırırsınız.
Ya birisi sizin üzerinize geliyor. Niye kardeşim arabayı böyle yaptın? Niye sola kırdın arabayı falan dediği zaman, niye kırmadım ki ben kardeşim, öyle bir şey yok dediğin zaman yangının nedenini araştırır gibi olursun, daha çok körüklemiş olursun. Ya böyle durumlarda mesela hiç yangının nedenine girmeden, kardeşim önce bir ya o ne olduğunu bilmiyorum, önce ne olduğunu bir anlayalım. Eğer hatam varsa özür dilerim, hatam varsa telafi ederim diyerek, ortada çünkü bir kaza da olmamış anladığım kadarıyla evet, olayda. Evet, bir kaza falan öyle yok. Deyip, önce ben seni anlamak istiyorum beyefendi, biraz olayı anlatır mısın, ne oldu filan derseniz emin ol. Ama hemen savunmaya geçersen, nedenini araştırır gibi sorgulamaya geçerseniz karşı tarafı daha çok kabartırsınız. Peki hocam, şimdi son bir sorum daha olacak. Siz dediniz ki bir cezalandırma sistemi olması lazım. Bu cezalar ne şekilde olmalı? Yani para cezası mı, hapis cezası mı, yoksa bir terapiye mi yönlendirilmesi gerekiyor kişinin? Ne olmalı? Şimdi o kriminal tipse, suça becerikliyse, geçmiş sabıkası varsa yahut alkollü madde varsa, bu yaptığı davranışın yasalarda karşılığı neyse onun bedelini ödemesi gerekir. Affedilmemesi gerekir onu. Böyle durumlarda bedel olarak onlara, ama kişi bunu yapmış ama sonradan da pişman olmuş, gerçek samimi pişmanlık varsa böyle durumlarda yine verdiği bir zarar varsa onun telafisini yapar. Ama onun dışında sık sık boğuluyorsa, eşi yakınları bundan muzdaripse, bu kişilerin tedavisi olan bir durum bu. Yani keşke bu tarz öfkelilik durumları kişinin kişilik yapısına göre değişiyor. Kişinin yaşam felsefesiyle ilgisi var. Dediğim gibi örtülü bir depresyon var mı? Onunla ilgisi var. Gizli arka planda duygu durum bozukluğu, rahatsızlığı var mı? Onunla ilgili var. Hatta bazı durumlarda klinik tanımı almıyor ama eşik altı duygu durum bozukluğu oluyor. Mesela sabah öfkeli ol, aynı olaya sabah öfkeli oluyor, bağırıyor, çağırıyor. Birkaç saat sonra aynı olay oluyor, hiçbir şey demiyor kişi. Bu duygu durum bozukluklarında bu şekilde olabilir. Tutarsız, dengesiz kişiler olabiliyor. Ya yani o kişilere de terapi yapılıyor. Onun için bu %60-70'i benim gözlemim, bu kişiler önlenebilir öfke bunlar. Tedavisi olan bir öfke, rehabilite edilebilen bir öfke. %30-40'ı ceza gerektiren olaylardır, öfkelerdir. Yani bu nedenle böyle durumlarda öfkelenen kişiye kızmak değil, acımak lazım. Çünkü öfkelenen kişi bir kuyuya düşmüş çıkamayan bir kişi gibidir. Yani ona kızmak yerine ne yaparsınız? Bir dostunuz bataklığa düşse, bağırıp çırpınmaya çalışırsa, niye bunu yaptım deyip bir de sen mi üzerine gidersin? Ne yaparsın? Elinden tutup çıkarırsınız onu. Burada da öyle. Tabii elinizden tutup çıkarınca çamur da bulaşır size ama o insanın da yardıma ihtiyacı var. Bu nedenle bu öfkeli kişiler de biz kızmak yerine nasıl yardım edebiliriz eğer yakınlarımızsa, böyle düşünelim. Yani peki, onlara ceza vermek yerine. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz Sayın Hocam, yayınımıza katıldınız. Rica ederim. Estağfurullah. İyi yayınlar. İyi teşekkürler. Pazarlar herkese. Değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için sevgili izleyiciler, konuğum Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü ve psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'dı.